malum uzun bir video oldu. Bu dakikaya kadar izleyen herkese önceki çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ilk açılışından bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarımıza bir mükafat olsun. Doom'la alakalı, koleksiyonla ilgili olabilir, oyunlarıyla alakalı olabilir. Her yerde rastlayamayacağımız çok fazla. Bir tek sana özgü, senin bize söyleyebileceğin bir trivia, bir kısa bilgi alalım. İnsanlar öğrensin. İki tane söyleyebilirim. Bana özgü değil de benim de bildiğim bilgiler bunlar. Çok az kişinin bildiği bilgiler. Belki de kimse merak etmemiştir. Ben çok merak ettiğim için zaten bu kitaplarda çıktı bir anda ortaya. Örneğin Doom 3'te bir PDA kaydında, yani o taşınabilir bilgisayarlarda mail okuyarak geçiyor oyunun bir kısmı. Baklavadan bahsediliyor. Şu Doom zinin arkasındaki baklava görsellerini hatırlatıyoruz. Evet, baklava. Ne alaka baklava? Yani diyor ki çok güzel tadı var, harikadır. İşte gelin yiyin baklava diye. Delicious. Uzatma. Boy diyor bir de. Boy. Bu bir şeymiş. Çok lezzetli ya da çok güzel anlamına gelen kavrammış. Bir jargon olabilir. Evet. Boy. Onu bile araştırdım bu ne demek diye. Birkaç Amerikalıya falan sordum. Bazı dedi benim bilmiyorum. Bazı dedi belki bazı bölgelere özeldir diye. Ben mesela bu baklava olayını çok merak ediyordum uzun yıllardır. John Carmack'a sormuştum. Ben bilmiyorum dedi. Adam hiçbir şey bilmiyor. Oyun yapmış. Yani genellikle teknik tarafta durduğu için işte grafik motorunu yapayım, optimizasyonunu yapayım, gölgesiydi, şusuydu, busuydu. Bu yazılı detaylara, senaryo detaylarına o kadar da şey yapmıyor. Bir isim vermişti bana. It Software'da şu adam var, o yaptı bunları demişti. Ona mail attım, o cevap vermemişti. Sonra ben bunu Tim Willis'e sordum işte, stüdyo direktörüne. Aynı zamanda Doom 3'ün en yetkili yapımcılarından biriydi o. O da bir süre sonra cevap yazdı bana. Çok da dedi derin bir anlamı yok ama anlatayım arka planını. Doom 3'te çalışan arkadaşlarımızdan biri, yani It Software'deki çalışanlardan biri, It Software'da işe başlamadan evvel Amerikan ordusuna mensup hava kuvvetleriydi galiba. Bir askermiş. Evet. Yani bu dijital tarafta çalışan. Görevi kapsamında Türkiye'ye de gelmiş. İstanbul'da da görevde bulunmuş. O esnada da baklava yemiş, çok beğenmiş ilk kez. Ve onu bu şekilde oyuna dahil etmiş baklava. Birincisi bu. İkincisi Rocket Jump denildiğinde aklılara hani Quake gelir hep. Evet. Özellikle online tarafta işte zıplar gider adamlar falan. Ama aslında ilk Rocket Jump'in yapıldığı seri Quake değil, Doom mesela. Orijinal Doom'da şu an adı hangi bölüm hatırlamıyorum, 20 küsürlü bir bölümde bir duvara geliyorsunuz. Videosu YouTube'da var, şu an tam anlatamıyor olabilirim ama YouTube'da var videosu. Yüksek bir duvar, kenarında yürüyorsunuz. Bir noktaya gelince tam karşısında aşağıda bir kare şey var, çukur var. Oradan normalde orijinal Doom'da zıplama yok. Sonradan modlandı da normalde yok. Dolayısıyla oradan oraya atlanamıyor. Ama duvara yüzünüzü dönüp roketi ateşlerseniz o patlamanın etkisiyle o şeye düşüyorsunuz, çukura. İlk Rocket Jump bu aslında. Bunu da John Romero çok yakın bir zamanda bir etkinlikte anlatmıştı. Videosu da çekilmişti. Ben de izlemiştim. Vay be demiştim. Sonra Doomzin dergime ben de o bilgiyi eklemiştim yeni bir bilgi olarak. Bunu da çoğu insan bilmez. Ya bilerek isteyerek yapılmayan bir şey mi o? Bilerek yapılan bir şey. Peki düştüğün çukurda bir şey var mı? Var. Bir Secret arası. Secret araya. Bir boss fight falan gibi Hayır, bir şey yok, mi yoksa? Yok. Yani easter egg de bir nevi. Hani evin içinde gizli bir oda buluyormuşsun gibi. Orada artık sağlık paketi bilmem ne alıyorsun, sonra ışınlanıyorsun, dışarı çıkıyorsun. Öyle bir yer yani o. Peki hocam, Doomzin demişken videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Malum kitaplarını da bir insanlara gösterelim ve bu insanlar bu kitapları nerelerden temin edebilirler falan filan. Bu Doomzin bu en son çıkan değil mi? Evet. Tamam. İlk bu çıktı, Doom kitabı. Doom kitabı genellikle Doom serisi nedir? Kaç oyundan oluşur? Senaryo evet. Detayları, karakterler nasıl ortaya çıkarıldı, kimler yaptı, It Software nasıl kuruldu kısa kısa. Bu tip bilgilerin yer aldığı rehber niteliğinde bir kitap. Şöyle bir soru geliyor, bu bir hikaye mi anlatıyor? Doom serisini ya da Doom'dan esinlendiğin bir hikayeyi mi yazdın? Hayır. Yaşadıkları. Hem yaşadığım deneyimler var hem de rehber gibi. Yani BFG nedir? Bir sözlüğe bakarsın. BFG nedir? Cevabı burada var mesela. Hell Knight nedir? Cevabı burada var. Doom filmi başarılı oldu mu? Hani bütçesi neydi, ne kadar para kazandı, bu tip detaylar, müziklerini kim yaptı. Mesela şunu çoğu insan bilmiyordur. Doom'un ilk filmi 2005 yılında çıktı, Drak oynadı, evet. Carl Urban oynadı. Evet. Aslında Doom'un film çalışmaları 93 yılında başladı. Warner Bros. Ve Universal'dan anlaştılar. O sıralar film projesi düşünülüyordu. Biraz ertelendi, 90'lı yılların sonuna doğru Universal'dan tekrar anlaşıldı. Başrolde Doomguy karakterini Arnold Schwarzenegger canlandıracaktı. Öh be kardeşim.
İptal oldu, olmadı. 90'lı yılların sonlarına doğru bir lise katliamı oldu aynı zamanda Amerika'da. Katliamı yapan kişi işte dediler ki doğumdan etkilendi, böyle oldu falan. O sırada tabii toplum, davalar, şunlar bunlar. Bu popülaritesi biraz düştü tabii. İnsanlar daha bir farklı gözle bakmaya başladılar. Sonra 2005'teki versiyonu çıktı yani. Bu tip detaylar yer alıyor kitapta mesela. Doom 3'ü nasıl yapmaya karar verdiler? Doom 3'ü mesela 99 yılının sonunda Doom2000.com diye bir web sitesi ismi alındı. Doom 2000 neydi? Doom 3'tü aslında. Daha o zaman almışlar. Evet. Sonradan açıkladılar. Böyle bir şey yapıyoruz. Doom'un mesela sadece yaratıkları kontrol edebileceğimiz insanlara karşı bir multiplayer oyunu düşünüldü mesela. Yapılmadı ama. Bu tip detaylar yer alıyor içinde. İkinci kitap Doom Hikayeleri. Eldeki kırmızı kitap. Bu kitabın farkı şu. Tabii ki ilk kitaba yetişmeyen bazı ufak tefek bilgiler yine devam olarak bu kitapta da var. Ama bu kitabın özelliği yaklaşık 50 kişiyle birebir internet aracılığıyla ya da yüz yüze ya da ses kaydı ya da Skype ben röportaj yaptım. Çok güzel. İşte bunlar yarısı Türk yarısı yabancı demeyeyim de Türk isimler de var. İşte mesela Levent Pekcan, Sinan Akkol, Level'dan. Eski Level yeni oyun gezer. Gerçi evet. Şimdi ikisinde de değil. Evet. Tuna Şentuna Level'dan. Sasha Dikicihan var mesela. Kendisi Quake 2'nin müziklerini yapan adam. Sonic Mayhem kendisi aynı zamanda. Diğer ismi o. Tim Willis, stüdyo direktörü, John Carmack, John Romero, Gregor Punca, Scott Miller, Duke Nukem 3D, Duke Nukem markasının arkasındaki en önemli iki isimden biri. Diğeri George Borizov. Dolu dolu bir liste. Yani bu adamlarla hem Doom hatıraları hem de yapımcı ekiple aralarında bir iletişim olduysa bunlar neydi? Unutamadığınız şeyler ya da ilginç trivialar neyse. Bunlar neler bahseder misiniz? Formatında konuşmalar gerçekleştirdi. Kimi soru cevap oldu, kimisi dedi ki benim bir hikayem var bunu sana yazayım makale. Yazdı, yolladı. Hepsini bir araya topladık. Yaklaşık 50 farklı isimden birçok yani onlarca farklı hikaye. Bu da belki şu formatta dünyada var mıdır böyle bir kitap? Yani Doom olması şart değil. Farklı bir konu hakkında vardır muhtemelen ama çok da fazla değildir. En azından Türkiye'de iki kitabın da format olarak ilk olduğunu düşünüyorum. Doom Zin'de 100 adet falan basmıştım ben. Az, bunları da biner adet bastırmıştım bu arada. İki kitabı az kaldı onlardan da. Doom Zin ise RLC dedim ben ona ki. Yani DLC nedir? Downloadable Content. İndirilebilir içerik. Evet. Ben de buna RLC dedim. Yani readable içerik. Hani okunabilir içerik. Güzel. 20 küsur sayfa renkli. Bu kendim bastım. Bunda da yine hikayelerini anlatmasını istediğim pek çok isim var. Hatta dünyanın ilk profesyonel kadın e-spor oyuncusuyla da yaptığım bir röportaj yok bu arada. Kendisi cevap vermedi mailimi. Ama ben onun hikayesine bakıp bir makale yazdım, onu düzelteyim. Kendisi aynı zamanda John Romero'nun eski sevgilisi. Evet. Quake aracılığıyla tanıştılar. Çünkü Quake'de yaptıkları maçta bu kız onu yendi. Bayağı yendi hem de. Öyle böyle değil. Ondan sonra sevgili oldular. Hatta bu facia dediğimiz Daikatana vardır ya. Of evet. O Daikatana'nın geliştirme ekibinde o kız da vardı mesela. Bu tip detaylar var. Hatta burada bir de şey var. Mesela şurada bir karakter var. Evet. Derginin üstünde bir tane ufak karakter var. Bu karakter orijinal Doom box resminde. Kapı arkadan koşan. En arkada koşan bir minik adam. O işte. Bu sefer onu ben ön plana taşıdım. Çünkü hep geri planda kaldı zavallı. Evet. Bu sefer ön plana taşıdım. John Romero'ya da sordum. Dedim burada arkada bir herif var. Yazık kalmış. Hiç öyle. Bundan kimse bahsetmiyor. Yani özel biri mi bu? Öndekini biliyoruz. Biziz de bu kim? O da dedi ki özel bir anlamı yok ama oyundaki multiplayer oyunculuğu temsil ediyor. Yani iki kişi var. Birden fazla oyuncu aynı anda oynayabilir demek. Bunu da daha evvel kimse sormadı sanıyorum çünkü internette hiçbir bilgi görmemiştim. Bu sayede onu da öğrendim, yazdım içine. Onda da böyle ufak tefek detaylar var. Dediğim gibi 100 tane bastırmıştım zaten. Şu an galiba 20 tane falan kaldı elimde. Az sayıda kaldı dedin. Hem Doom Zin için hem de kitaplar için. Evet. Kalan az sayıdaki kitaplara bu insanlar nereden ulaşıyorlar? Ya bunların bir dağıtıldığı yayın evi falan yok. Ama internette İşte gitti gidiyor da sahibinden de satanlar var. Görüyorum arada. Onun üzerine fiyat koyup da satabilirler. Senden alabilirler. Yani almak isteyen benden alabilir. Kitapların normal fiyatları 20'şer lira. Dergi 25 lira. Ama bazen işte bu bayramlarda, seyranlarda ufak şeyler koyarım. Kampanya işte iki alana bir bedava. Ya da üçü bir arada şu kadar gibi. Kargo ücreti almıyorum zaten. Ben kendim yolluyorum. 20'şer lira. Mesela üçünü aldı diyelim. 20, 40, 65 oluyor. Diyorum ki 50 lira olur. Kargoyu da ben şey yaparım diyorum. Çünkü
hani araştırdım ettim şey istiyorum. Okunmasını gerçekten istiyorum. Hani okunmasını gerçekten istiyorum. Mahmut Salah Facebook'a yazdığınızda pat diye sayfam çıkıyor. Yani almak isteyen varsa oradan mesaj atıyor zaten. Alabilir miyim diye. Ben de cevaplıyorum. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Eklemek istediğin son bir şeyler var mı Mahmut? Bu kitaplarımın, daha doğrusu ilk kitabım çıktıktan sonra bu bir fuara katılmıştım. Fuar değil de Goblin Con'du. Bu şey gibi cosplaylerin oyuncu etkinliği gibi bir şey. Orada bayağı ilgi olmuştu. Bayağı satılmıştı kitaplar. Alanlardan biri de bir reklam ajansının sahibiymiş. Ben bilmiyordum. Sonradan bana bir teklif gelmişti. Biz bunu YouTube dizisi yapmak istiyoruz. Yani bir seri gibi, bilmiyorum, bir ufak bir belgesel tipinde 10-15 bölüm neyse. Sponsorlu vesaire. Ben de çok mutlu olmuştum tabii. Aa, mükemmel olur ya, ne kadar iyi. Sonra bir iki kere toplantı falan yaptık ama devamını getiremediler. Neden getiremediler bilmiyorum. Sonuçta çok da detayına girmedim. Ama tabii üzüldüm. Sonuçta bir şeyi söylüyorsunuz, böyle tabii bir şey yapabiliyor. İnsan bir heyecanlanıyor, hayaller kuruyor. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Olmayınca üzülüyor ama en azından yakın zamanda bir duyuru geldi. Masters of Doom kitabı vardı. Benim de çok sevdiğim bir kitap. Hatta bu kitapları yazmadan evvel okuyup çok hoşuma giden ve bunları yazmamda parmağı olan bir kitap bence. Çünkü bayağı etkilendim o kitaptan. Id Software'in 90'lar ilk dönemini ve Doom'un yaratılış süreciyle ilgili pek çok bilgiyi içeren bir kitaptı o. Güzel. O kitap şimdi Amerika'da bir televizyon yapımcısıyla anlaşma yapılmış. Dizi haline getiriliyormuş. Enteresan. Yani hayırlısı. Çünkü benim sonuçta yaptığım %100 orijinal değil. Tabii ki orijinal tarafları var. Ama sonuçta bu oyunun menşei Amerika ve orada birebir yapımcılarla görüşüp yıllar evvel bunlardan bilgileri alıp onaylatarak bir kitap haline getirmişler. Onun dizi haline getirilmesi, ki bizim yapacağımız zaten eğer yapabilseydik YouTube dizisi o projeye kıyasla çok basit kalır diye düşünüyorum. Öyle olurdu herhalde. Ama şimdi milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanacak. Onu söyleyebilirim. Onu heyecanla bekliyorum yani. Güzel. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de davetiniz için ve bu kadar saattir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Arkada sıkılan var mı? Yok canım, sonuçta çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Zararına Sohbetler ekibi dünyanın en büyük Doom koleksiyoncusu Mahmut Saral'la birlikteydi. Kendisine de bu stüdyomuzda ağırladık. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bu uzun videoda bizi de eşlik ettiğiniz için, bu dakikaya kadar dayandığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çıktım. Evet.